Doğum süreci dediğimiz şey ne kadar doğal bir süreç olsa da arkadaşlar, sonrasında geliştirilen enfeksiyonlar ya da ağrılar nedeniyle ilaç alma ihtiyacımız olur. Ve gene bebeğiniz büyürken, yani emzirme döneminde de bir ilaç alma ihtiyacınız olabilir. İşte bu videoda sizin emzirme sırasında alacağınız ilaçların hangileri daha güvenli, hangileri daha güvensiz ve ilaç alırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? İlaç alımı ve emzirme konusunda bilmeniz gereken her şeyi bu videoda bırakmaya çalıştım. Bu tarz yararlı içeriklerin aileler tarafından bilinmesi için arkadaşlar, yeni videoların gelmesi için videolarımıza destek olmak amacıyla beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Az önce de söylediğim gibi, eğer emzirerek bebeğinizi büyütmeye çalışıyorsanız güzel bir başlangıç yapmışsınız demektir, ama bu güzel başlangıcın devamı sırasında bazı ilaçlara ihtiyacınız olabilir. Bazen anne hastalık geçirir, bazen de eskiden olan hastalıkların devamı için annenin ilaç kullanması gerekir. O zaman ilk sorumuz geliyor. Tüm ilaçlar anne sütüne geçer mi? Evet arkadaşlar, geçer. Ama burada geçme miktarı ilacın farmakokinetik olarak isimlendirdiğimiz vücut içerisindeki dağılım oranına ve moleküler yapısına göre değişecektir. Bazı dokular sulu yapılarda biraz daha kolay kalacaktır ve böbrekten atılma olurken, bazı ilaçların öncesinde karaciğer tarafından ya da farklı dokular tarafından parçalanması gerekmektedir. Bazı ilaçların yağ dokusunda daha fazla biriktiğini ya da kas dokusunda daha fazla biriktiğini ya da bazı ilaçların özel dokulara afinitesi olduğunu, yani oraları daha çok sevdiğini ve orada birikmeye çalıştığını biliyoruz. İşte bu yüzden her ilaç her hasta bazında, yani her annemiz o ilaç bazında doktorla danışacak ve kesinlikle ilaç yazan doktoruna emzirme döneminde olduğunu ve emzirdiği bir bebeği olduğunu anlatması gerekir. Aksi takdirde verilen ilaçlar yanlış şekilde bebeğinize de etki edebilir. İkinci sorumuz şu arkadaşlar. Bebeğin yaşı ya da sağlık durumu ilaçtan etkilenme miktarını etkiler mi? Evet arkadaşlar, etkiler. Özellikle yeni doğan dönemindeki bebekler ve özellikle prematür bebekler, yani zamandan daha erken doğmuş olan bebekler ve beraberinde kalp sorunları, böbrek sorunları, karaciğer sorunları gibi ekstra sorunlarla doğan bebekler bu konuda biraz daha şanssızdırlar ve detoksifiye dediğimiz bir ilacın etkisiz hale getirilmesi mekanizmaları onlarda bir miktar daha düşük olacaktır ve ister istemez etkilenme biraz daha artacaktır. Bunu engellemek için arkadaşlar, ilacınızı kullanmadan önce doktorunuza söylüyorsunuz ve ilgili eksikliğin bulunduğu ilaçlar verilmemeli. Mesela eğer bebeğinizin böbreğinde bir genişleme varsa, böbrekle ilgili bir sıkıntı yaşama ihtimaliniz varsa, böbrekten atılan bir ilacı değil de karaciğerden parçalanarak atılan bir ilacı ya da kakadan atılan bir ilacı tercih etmeniz sizin için daha doğru olacaktır. Diğer taraftan, eğer bebeğiniz ilk 6 ay içerisinde herhangi bir sıkıntı yaşamamışsa ve 6 aydan sonra bir ilaç kullanıyorsanız, kısmen de olsa bu etkilenme az olacaktır. Diğer taraftan, eğer bebeğiniz 1 yaşın üstündeyse ve 1 yaşın üstündeki bebekler için biliyorsunuz ki anne sütü miktarı katı besin miktarına göre oldukça düşüktür. Yani kalorinin ana kaynağı 1 yaşın üstündeki bebeklerde katı maddelerdir, anne sütü değildir. Anne sütü görece olarak daha az alındığı için 1 yaşından sonraki bebeklerde etkilenme en düşük olacaktır. Diğer taraftan arkadaşlar, eğer bebeğiniz ilk doğduğu günler içerisindeyse, yani ilk 1-2 günlük, 3 günlük bir bebeğiniz varsa, diyelim ki gebelik sırasında verdiğiniz ya da doğum sırasında verdiğiniz ilaçların etkilenme miktarı hakkında soru işaretiniz varsa, korkmayın arkadaşlar. Görece olarak anne sütü üretimi çok düşük olduğu için büyük oranda bunlar anne sütünden değil, farklı dokular üzerinden dışarı atılacaklardır. Bir diğer sorumuz geliyor. İlaç alırken emzirmeyi bırakmamız gerekiyor mu? Az önce de söylediğimiz gibi, bunu aslında bebek ve anne özelinde, bir de tabii ki ilaç özelinde konuşmak ve ortak bir karara bağlamak lazım. Fakat genel olarak arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Emzirme döneminde kullanılabilecek bir sürü gayet güvenli ilaç var. Yani bir ilaç kullanacağız diye direkt emzirmeyi kesmenize gerek yok. Özellikle annenin kronik bir problemi varsa ve bu ilacı kullanması gerekiyorsa, orada kar zarar ilişkisi bakılır ve hem bebek hem anne için en iyi olanla karar verilir ve ortak kararla o madde üzerine gidilir. Eğer bu ilaç bebek için zararlı bir ilaçsa, o durumda emzirmenin kesilmesi de gündeme gelebilir. Eğer o ilaç bebek için zararlı değilse ve annenin kullanması gerekiyorsa, bu durumda kar zarar ilişkisi annenin lehine işler ve anne hem emzirmeye devam eder hem de ilacını kullanmaya devam eder. Burada tüm olaylar ya hep ya hiç şeklinde gitmez arkadaşlar. Eğer kullanacağınız ilaçla ilgili süreciniz belli ise, atıyorum bir hafta 10 gün gibi bir şey kullanıyorsanız, kısmi olarak kesme ve bu kesme süresinde sütünüzün ortadan kalkmasını önlemek için sütünüzü sağarak boşaltma yolunda gidebilirsiniz. Daha önceki dönemde eğer planlanmış bir ameliyatınız ya da planlanmış bir ilacınız, bir hastalığınız varsa, bu durumda da sütünüzü bebeğinize emzirdikten sonra depolama yoluna gidebilirsiniz ve ilaç kullandığınız, bebeğinize emziremediğiniz dönem içerisinde o eskiden bıraktığınız, sağdığınız sütleri bu dönemde kullanmanız uygun olacaktır. Unutmayın arkadaşlar, üçler kuralı bebekleri emzirme sırasında ya da emme kuralları ile ilgili değildir. Bebeğinizi
için depoladığınız anne sütlerini -18'de no frost bir buzdolabında saklıyorsanız, yani derin dondurucuda saklıyorsanız 12 aya kadar istifleyebilirsiniz güvenli bir şekilde. Eğer bir ilaç kullanmaya karar vermişseniz ve bu ilacın tam olarak güvenli olup olmadığını bilmiyorsanız sütünüzü gene sağmanızı öneririm. Etiketleyerek buzdolabına bırakabilirsiniz, poşetleyebilirsiniz, saklayabilirsiniz. Sonraki dönemde bununla ilgili araştırmanızı yapar, doktorunuza sorarsınız. Eğer ilaç güvenli bir ilaçsa, yani annenin kullandığı dönemde emzirmesine engel olan bir ilaç değilse, sonrasında anne sütlerini bebeğinize kullanmak üzere verebilirsiniz. Tüm çabalarınıza rağmen eğer sütünüzü kesmeniz gerekiyorsa ve o ilacı kullanmanız gerekiyorsa veya kullanma artık sizin dengenizi bozacaksa ve sütle beraber, emzirmeyle beraber bunu bağdaştıramıyorsanız ihtiyaç durumunda çocuk doktorunuza görüşerek uygun bir şekilde bebeğinize uygun mamayı seçebilirsiniz ve bunu başlayabilirsiniz. Bir sonraki maddemiz şu. Peki örnek olarak söylememiz gerekirse hangi ilaçlar güvenlidir? Hangi ilaçları emzirme sırasında rahat bir şekilde kullanabilirsiniz? Birinci grup ağrı kesiciler. Bu ağrı kesici grubu arkadaşlar genel olarak güvenlidir. Mesela kullandığınız hem çocuklarda kullanabildiğiniz asteminofenler hem de ibuprofen tarzı ilaçlar annede de kullanılabilir. Bunlara ek olarak naproxen olarak isimlendirdiğimiz ve naprosin olarak piyasada ismi bulunabilen farklı maddeler de hem kas ağrınız hem diş ağrınız için kullanılabilir. Diğer taraftan antimikrobiyal ilaçlar, yani bakteri öldürücüler, mantar öldürücüler ve virüs öldürücülerin büyük bir çoğunluğu gene emzirme sırasında kullanıma uygundur arkadaşlar. Örnek vermemiz gerekirse ampisilin ya da amoksisilin şeklinde isimlendirilen antibiyotikler, sefalosporin grubu ilaçların bir kısmı, flukonazol, mikonazol ya da klotrimoksazol şeklinde isimlendirilmiş antimantar ilaçların bir kısmı gene bebekler için güvenli olacaktır arkadaşlar. Diğer tarafta bir kaşıntınız varsa, yani antihistaminik ilaç kullanacaksanız onlar da güvenlidir. Bir sonraki madde dekonjestan ilaçlar. Yani eğer bir nezleniz, gribiniz varsa, burun akıntınız varsa, öksürüğünüz varsa, gece uyutmuyorsa o ilaçlarda, yani pseudoephedrin içeren ilaçlarda sizin için güvenlidir. Fakat burada bir dipnot bırakmam lazım. Balgamınızı azaltan, sekresyonunuzu azaltan, burnunuzun akmasını azaltan İlaçların büyük bir çoğunluğu eğer içerisinde pseudoephedrin varsa bu aynı zamanda sizin süt salgılamanızda önüne geçecektir ve sütünüzün bir miktar azalmasına ve bebeğinizin yeteri kadar doymamasına neden olabilir. O yüzden kullanırken dikkatli kullanmanızı öneririm arkadaşlar. En çok sorulan sorulardan bir tanesi doğum kontrol hapları. Doğum kontrol haplarının büyük bir kısmı güvenli bir şekilde kullanılabilir. Burada özellikle kombine olarak isimlendirdiğimiz hem östrojen hem progesteron içeren kombine oral kontraseptif dediğimiz ilaçlar, yani doğum kontrol hapları hem de progesteron içeren ilaçlar güvenli bir şekilde kullanılabilir ve emzirme döneminde de bunları kesmenize gerek kalmaz. Unutmayın arkadaşlar, her ne kadar emzirmenin bir miktar gebelik önleyici etkisi olsa da bu %100 değildir. Bunu %100'e getirmek için beraberinde bir yöntem kullanmanız gerekiyor. Aksi takdirde beklenmeyen gebelikler tekrar oluşabiliyor. Diğer taraftan eğer mide yanması gibi bir sorununuz varsa bunun için de kullanacağınız famodin ya da simetidin tarzında ilaçlar güvenli bir şekilde emzirme döneminde kullanılabilir. Hem kadınlarda hem de gebelerde oldukça sık gördüğümüz kabızlık sorunu da gene bu dönemlerde bazı ilaçlar kullanarak giderilebildiğini unutmayın. Son olarak da antidepresan ilaçlardan her ne kadar kullanmayın desek de birkaç tanesi sizin için güvenli bir şekilde kullanılabilir olacaktır. Tabii ki doktorunuzdan bunun onayını alın ama kullanabileceğiniz ilaçlar saymamız gerekirse onların isimlerini saymayacağım arkadaşlar. Onları gidip doktorunuzdan örnekleri alarak yapacaksınız. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. Emzirme döneminizde bir depresyon yaşıyorsanız, bir lohusa depresyonu yaşıyorsanız onu engellemek için de kullanabileceğiniz antidepresan ilaçlar var. Ama önerdiğimiz bir şey değil bu. Peki toparlayalım arkadaşlar. Özellikle neyi söylemek istiyorum burada? Eğer bir ilaç kullanmayı planlıyorsanız, bir kronik hastalığınız varsa, son zamana gelmeden önce sağlık hizmeti sağlayıcınız, bir doktorunuz varsa, düzenli olarak gittiğiniz bir dahiliyeciniz ya da kadın doğumcunuz varsa onlara bunu danışın. Ya da çocuğunuzu düzenli götürdüğünüz çocuk doktorunuz varsa bunlarla gene bir plan yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü zamanı geldiğinde bazı şeyleri yapmak sizin için imkansız hale gelebilir. Erken dönemde adım atmak sizin için hem stres faktörünü düşürecektir hem de doğru şekilde adım atmanızı ve bebeğinizin ve sizin sorunsuz bir şekilde süreci atlatmanızı sağlayacaktır. Özellikle bitkisel ilaçların çocuğa ya da anneye zarar vermeyeceği gibi yanlış bir algı var arkadaşlar. Bunun en basit örneği doğal içerik olmasına rağmen, bir bitkisel içerik olmasına rağmen bir mantarlar. Eğer mantar kullanırsanız ve kullandığınız mantar zehirli bir mantarsa bırakın bebeğe geçmeyi, bebeği rahatsız etmeyi, annenin de hayatına mal olabilir. Bu tarz bir fitoterapi ilacı kullanmayı düşünüyorsanız doktorunuza bunu danışın arkadaşlar. Bilmeyen hekimler tarafından ya da bilmeyen kişiler tarafından bu fitoterapi ilaçları kullanılmasın. Ya da anne kendi kafasına göre, arkadaşında duydum, ben de kullanayım, çok iyi gelir gibi bir olaya girmesin. Bazı ilaçların farmakokinetik dedik ya, hani dağılım hacmi demiştik, kimyasal özellikleri demiştik. Burada bazı ilaçların emzirmeden önce, bazı ilaçların emzirmeden sonra alınması bebeğin o ilaçlarla maruziyetini bir miktar düşürebilir. O yüzden doktorunuzla her aldığınız ilaç için
ilaç bazında önlemler alın ve planlar yapın arkadaşlar. Tüm önlemleri aldınız, güvenli olduğunu düşündüğünüz ilaçlardan bir tanesini kullandınız fakat bebeğinizin buna karşı aşırı bir tepkisi oluştu. Kızarıklık oluşabilir, ağlama olabilir, huzursuzluk olabilir, aşırı uyuma olabilir, beslenme güçlüğü olabilir, idrar yapamama olabilir. Anormal durumların tamamında arkadaşlar doktorunuza giderek ikincil danışma hizmeti almayı unutmayın ve ilaçlarınızın isimlerini hiç yoksa fotoğraflarını çekerek doktorunuza birebir ilacı ve miligram tarzında miktarı belirtmeyi unutmayın. Şimdilik böyle olsun arkadaşlar. İhtiyacı olan arkadaşlarla videoyu paylaşmayı ve yeni konular için alt kısımda yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.